Merhaba Sibel Tahtakıran'la Astroloji ve Pozitif Yaşam İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Hıdrelezi ve Hıdrelez ritüelini konuşacağız. Şimdi minali takvimle Mayıs ayının 6. gününün sabahında kutlanan Hıdrelez mevsimlik bayram, bayramlardan biridir. Hıdrelez hem Müslümanlar tarafından hem de Hristiyanlar tarafından da kutlanır en çok uygulanan ve bilinen gelenek ise bir gül ağacının altına hıdrelez akşamı kağıda yazılı bir dilek bırakmaktır. Ertesi gün gidip dileklerin yazılı olduğu kağıt alınmalı ve suya atılmalıdır. İnanışa göre kağıdın suya karışıp gitmesi dileğin gerçekleşeceğine işarettir. Şimdi ben uzun zamandan beri Hıdrilez için 4 Mayıs gününden itibaren Hazırlıklara başlıyorum arkadaşlar ve bugünlerin çok önemli ve değerli olduğuna da inananlardanım. Yapmanız gerekenleri gelince de bugün aynı zamanda biliyorsunuz 5 Mayıs günü ay tutulması yaşayacağız ve yapmanız gerekenleri de size tek tek anlatacağım. Bununla ilgili şimdi e, ay tutulmasıyla ilgili bir videom var zaten. Bu videodan sonra da o videomu izlerseniz çok daha detaylı uygulayabilirsiniz. İki kuvvetli enerjinin bir arada çalışacağı muhteşem günlerden sadece biri diyebilirim. Şimdi ay tutulmaları zaten bırakmakla ilgilidir. Onun için Hıdrelez günü ev temizlenmez. Onun için 3'ü ya da dördü gibi evinizi iyice temizleyin. Kullanmadığınız eşyalarınız varsa ki vardır yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi olan kişilere verin ve onlarla paylaşın. Bir de enerjinizi yükseltmek için ayın 4'ünden itibaren mutlaka kırmızı bu obje üstünüze bulundurmaya çalışın. Kolye olur, küpe olur, bluz olur, pantolon olur. Hiç fark etmez. Hadirelez 5 Mayıs akşamüstü aslında başlıyor ve 6 Mayıs sabahleyinde bitiyor. Ama tabii ki hazırlıkları bunun birkaç gün evinden olması gerekli. Şimdi 5 Mayıs e, <laughs> ritüellerine gelince bir defa dördünden itibaren bol bol sadaka dağıtmaya ben kendim başlıyorum. Evde yaptığım pilav ya da mayalı her şey olabilir. Bunu komşularıma dağıtıyorum. Bunu beşinde yapıyorum ama ve kullanılmayan eşyalarımı da yine aynı gün mutlaka dağıtmaya çalışıyorum. Çocukları mutlaka sevindirmeye veya sokak hayvanlarını doyurmaya çalışırım. 5 Mayıs akşamı da zaten yatağımın böyle yastığımın altına bir defne yaprağı koyarak uyumaya çalışırım. Çünkü haberci rüyaları almayı dilerim. Zaten bugün biliyorsunuz aynı zamanda Akrep burcunda bir ay tutulması oldu. Buna gökyüzü çok açık. Bu şekilde bunu yaparsanız emin olun ki rehber rüyaları göreceksiniz. Hayatınızın içerisine dönüşüm sağlayacak, farkındalığınızı yükseltecek şeyler mutlaka olacaktır ve mutlaka da 5 Mayıs akşamında yani sabahı 6 Mayıs sabahına kadar da cüzdanımı, çantamı açık bırakırım. 5 Mayıs'ta akşam ezanı okunduğunda da gül ağacının dibine hazırladığım kırmızı keseyi asarım. Kesenin içinde sitrin taşı, çörek otu, levanta ve para koyarım. Ve asarken de şu duayı mutlaka yaparım. Herkes bunu bilmez. Bunu durdurarak videoyu yazabilirsiniz. Bin bir adım bir adım Allah, bir adım adım Kerim Kerem Allah, başında bir duman var yardım eyle ya Allah, ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yetiş imdadıma Hızır ile Allah. Bilirsin sen biz gibi kulların yardımcısı sensin, Hızır devaya erdim muradıma, amin der kesemi asarım. Siz bunu söylemek istemezseniz kendi bildiğiniz duayı okuyabilirsiniz. Tabi bu benim rahmetli anneannemin öğrettiği bir duaydı bana. O böyle şeyleri çok iyi bilirdi. Benden onu, ben de ondan bildiklerimi uyguluyorum. Kesemizi astıktan sonra dileklerimi yazmış olduğum kağıdı da bu gülün dibine gömerim. Şimdi biliyorsunuz bir de hıdrelezde Ateş üzerinden atlamak vardır. Aslında ateşin e, anlamı çok daha büyük. E, burada üzerimizdeki ateş e, ateş enerjisi nazarı temizler. Onun için eve geldiğinizde kırmızı bir mum yakmanızı isteyeceğim. Ve 5 Mayıs akşam bu mumla ellerinizi aynı böyle hani muma böyle e, ateşe tutarsınız ve ellerinizi ısındırırsınız ya. Yani. Bununla ilgili yüzünüzü ve bedeninizi e, sıvazlamanızı isteyeceğim. Ondan sonra da zaten sabahleyin sabah ezanıyla beraber gidip yine gül ağacından hem kesenizi alın hem de dileklerinizi yazınız, kağıdınızı alın ve onu akan bir suya, bir dereye veya bir denize atın. Mutlaka bu kesenin içine koyduklarımı ben cüzdanıma koyuyorum. Yani lavantayı, o çörek atını bir kağıdına döküp onu katlıyorum ve bereketli olması için de mutlaka çantamda taşırım. 6 Mayıs sabah ezanında mutlaka bütün evin pencerelerini ve kapısını açın. İçeriye huzur ve bereket, aşk ve sağlık gelmesi için davet edin. Evinizde bolluğun ve bereketin dileklerinizi çok iştenlikle, niyetlerinizi doğru verdiğiniz sürece ve gün geçtikçe artacağını söyleyebilirim. Böyle zamanları lütfen çok güzel değerlendirelim. Gökyüzü gerçekten çok müsait bunun için. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimle. Tekrar bir başka bir videoda görüşmek üzere.